Arife, Allah aşkına kalk şu bilgisayarın başından. İzleme insanların evlerini, ayıp. Yahu Kerami, izleyemiyorum zaten. Bir kamerayı yerleştiremedi hala. Hulusi, hala neden yerleştiremedin şu kamerayı? Uygun bir yer arıyorum yenge. Biraz sonra halledeceğim, merak etme. Çabuk tut şu elini. Tamam, tamam, tamam. Meşgul etme beni. Ay, görüntü geldi. Of! Ay Allah'ım! Oğlum, kaç defa söyledim patlatma diye, niye laf dinlemiyorsun? Anneciğim, anlamak istemiyor musunuz? Hürrem'le buluşacağım diyorum. Bu yabancı cismi istemiyorum suratımda. Şuna bak ya, sahaya yabancı madde atılmış gibi. Baba! Sen Hipokrat yemini etmedin mi? Sen doktor değil misin? Yok ya şu sivilcemi, ne olursun. Oğlum ben doktorum, sihirbaz değilim ki. Ben hemen nasıl yok edeyim senin sivilceni ya? Bir tane krem süreriz, o zamanla geçer, hemen geçmez. Hemen geçmesi lazım, hemen. Oğulcan! Sen gelme. Ay Yağmur, ne olur bir baksana kardeşine. Tamam. Ay. Gençlik işte. Vallahi ben elimden geleni yaptım ama pek bir şey bulamadım. Ay siz keşke zahmet etmeseydiniz. Benim için bir zevkti Aslı yenge. Ama ne yapalım, belli oldu. Ben artık gideyim. Peki abicim, sağ olasın. Görüşürüz. Ay. Kerami, gel gel. Bak, oturuyor çocuklar. Gel de gör. Kusura bakma Arife. Ben senin gibi oturup da insanların evini gözetleyemem. Ah canım yavrum benim, yakışıklı oğlum ya. Şu Aslı'nın haline bak. Yine bir şey bulmuş, böyle dolamış kafaya. Bak Arif'im, senin bu yaptığın suç. Eğer emekli olmasaydım seni tutuklardım şimdi. Ya Allah aşkına kızdırma beni. Ev benim, çocuk benim. İstediğim gibi izlerim ben. Ya şimdiki anneler bebek odalarına koyuyorlar bir kamera. Bütün gün bebeklerini izliyorlar, suç olmuyor. Ben izleyince mi suç olacak? Mehmet Ali bebek değil, kocaman adam. Özel bir aile yaşantısı var bir defa. O hala benim bebeğim. Sen bunu hırsız için taktırdın güya, değil mi? Onu sen benim külahıma anlat. Oturup insanları izlemek için taktırdın onu. Ha. Bak hale bak. Çocuğum orada bir köşede kuru kuru oturuyor. Ayol sen ne biçim kadınsın? Çocuğun önüne getir bir bardak çay bırak bari. Ay evladım, ne hallere düştün? Aslı. Kek falan yok mu ya? Canım tatlı çekti, şöyle çıkmadan çayın yanında yesem. Bir tane ya, vallahi çay istersen hemen yaparım da kek yok maalesef. Yapma ya. Vallahi baba diyetteyim. O yüzden annem canım çekmesin diye yapmıyor. Hı. E sen de yeme bence Mehmet Ali. Ondan sonra kilo aldım diyorsun. Oğulcan ne yapıyor? Ay anne sivilcesiyle uğraşıyor odada. E kızım niye bırakıyorsun kardeşini? Biz de sana güvendik. Abla bir gel gel. Yemin ediyorum delireceğim. Laf da dinlemiyor ki. Geldim. Ben doktorum, zamanla geçer diyorum, beni de dinlemiyor. Hayatım, bir kek yap da yiyelim be. Ha? Hı? Yağmur'a söylemeyiz. Aa. Canım çok kek istiyor ya. Hayır hayır yapma. Kek 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 kek. Gel de gör Kerami. Gör. Oğlunun ne halde olduğunu gör. Görmek istemiyorum Arife. Boşuna ısrar etme. Duy Kerami o zaman, duy. Oğlumuz açlıktan kırılıyor. Şuraya bak, bir kek vereni yok o evde. Canım evladım benim. Anne seni hiç keksiz bırakır mı?
Kek olmayan ev mi olur Kerami ya? Kek? Su gibi, ekmek gibi yani bir şey bizim için. En temel ihtiyaç maddesi gıda. Aa, her zaman bulundurmak lazım evde. Dur sen. Ne yapıyorsunuz? Karışma! Efendim anneciğim? Evladım kek yapmıştım da. İster misin? Oo, anne benim de canım nasıl kek istedi var ya. Bak içime doğmuş işte. Anneler hisseder evladım. Öyle vallahi anne. Hay ben şimdi getireyim diyeceğim ama 14 kural var biliyorsun. Şimdi sizin eve girmem yasak. Ne yapayım şimdi ben? Geleyim bari kapıdan bırakıp döneyim evladım. Anne öyle şey olur mu kapıdan bırakayım olur mu öyle şey ya? Sen gel yüzünü de görmüş oluruz. Canım yavrum hemen geliyorum o zaman. Gidiyorum ben yukarıya. Çekil. Aslı. Hı. Annem kek yapmış onu getiriyor. Güzel bahane. Ya canım zaten kek çekmişti. Ne var bunda işte? Ne yani? Getiriyor işte annem. Kek, 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 kek. Anneciğim, anneciğim Allah aşkına gel ya. Gireyim evladım. Gel anne. Yani ben aslında dedim ki yani şuradan keki bırakıp hemen aşağı ineyim evladım. Hayır, burası sizin özel alanınız. Ben sizin özel hayatınıza girmek istemem çocuğum. Sonra 14 madde kuralı var biliyorsun. Yarın bir gün sağda solda kayınvalidem 14 madde kuralını ihlal etti dedirtmem. Dedirtir miyim? Mümkün değil. Anneciğim, yani şu 14 kurala gösterdiğiniz titizlik gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Aslıcığım yani annem şu maddelerin yüzünden eve adımını atamıyor. Bırak çocuğum, bırak evladım. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil çocuğum, bırak. Yani benim tek amacım burada sizin boğazınızdan lezzetli bir şeyler geçsin. Tek derdim bu. Yalancı Arife. Sonra Mehmet Ali kime çekti? Neymiş? Tek derdin boğazımızdan lezzetli bir şeyler geçsin. Eline sağlık. Hadi afiyet olsun çocuğum. Sağ ol anne. Sağ ol anneciğim. Hadi çocuğum. Gelseydin. Yok, gideyim aşağıya ben, gideyim. Eline sağlık anneciğim. Baba. Kek, 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 kek. Kek, 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 kek. Aç bakayım. Kek, 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 kek. Çay, çay.